Diyorum ki korkunç bir tarifti. Tatlı değil, tuzlu da değil. Yani böyle unlu bir bulamaç gibiydi açıkçası. İçine koyduğu meyveler şekerleme tadını hiç kurtaramamış. Yani böyle ağzınıza attığınızda yoğun bir şekilde ağzınızda kalan ağır bir un tadı var. Konserve insan. Güzel bence ama fazla pişmiş herhalde şeyler, hamur. Ya yani erken çıkartman lazımmış biraz daha. Şuracığım. Ne tatlısı bu? Panna cotta, İtalyan tatlısı. Ben biraz değişiklik yapmaya çalıştım. Keşke değişiklik yapmasaydın Mehmet abi, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ama birebir aynı tatlıyı kopyalamak da bana göre değil. Ben kendime has bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ta ver fırına geldiğim ilk turdan beri, ilk yarıştığım zamanlardan beri hep kendime has bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü orada o zaman yaptığımdan zevk alıyorum. İyi ya da kötü sonuç alırım, hiç önemli değil. Hamurun nasıl yaptığımı bilmiyorum dedi. Değişik bir tarif yani, internetten buldum, direkt ne tarifi var içinde? Yap. Un, şeker, yumurta. Bir de margarin var. Aslında biraz kurabiye hamuru gibi de olabilir büyük ihtimalle. Evet, toz şeker. Olmamış insan. Olmamıştır yani. O kadar kişi olmuş deyip sen olmamış diyorsan sen de varsın. Kimse olmuş demedi zaten. Herkes olmuş. İhsan'cığım. O tamamen olmuş diyor ama bu diğer arkadaşlarım sadece hamurum için söylüyor. Sen ne yaptın? Bunun ismi ne? Tart. Tartolet. Tartolet. Evet. Tartolet benim bildiğim kadarıyla. Hani ben de tartolet yapıyorum. Tartolet hamurunda, içerisinde tart hamurunda sıvı bir şey kullanmayacağımız için, kullanılmaması gerektiği için toz şeker kullanılmaz. Toz şeker kullanırsan böyle olur. İşte benim aldığım tarifi yanlış o zaman. Demek ki o zaman ona tartolet demeyeceksin. Ben bir kurabiye tartolet yapacağım. Tartolet olarak yazdım internette. Üzerine de başka bir şey koyacağım diyeceksin. Benim hatam tamam. Yani. Çıtır çıtır ağzıma şeker geliyor. Abartma ya. Seninki önceden tatlıysan ondan geliyor. Ve şura işte kendi tartına bakmadan benim tartıma yorum yaptı ve hamurunu kusurlu buldu. Yani çok komik ya. Şura gördüm, son 3 dakikamız vardı, kremayı sıkmıştın ama ben sevdim. Bana göre çok güzel. Mehmet Bey güzel bir yorum yaptı benim için. Mutlu oldum, ben beklemiyordum. Lezzet açısından gerçekten bir problem yoktu. Yenilebilir durumdaydı. O da bunu söyledi. Nesrin Hanım, şerbetli bir tatlı olduğundan hani hafif bir tatlı gibi gelmedi bana. Şimdi içinde şeker yok. Şerbetin soğuk suda şekerini eritip döküyorum. Gördüm. Üstünde de şeyler var zaten. Hani hayır, o şeker değil onlar. Yok, İrmik. Yok. İrmiğinizi gördüm. Onlar kıtır kıtır geliyor da şerbetinizi de yaparken görmüştüm. Kaynatmadan dökülüyor. Çiğ çiğ yaptınız. Yani içinde de şeker yok. Yani çok hafif tatlı, bilmiyorum. Ağır gelmiş olabilir. Mehmet Bey o da konsepte takmış sağ olsun. Bahar konsepti diye, halbuki hafif tatlılar diye bize iletildi. Biz ona göre şey yaptık. Yani konseptim doğruydu. Hala o orada takılı kalmış. Kremen lezzetli. Ama aynı şeyi söylemek gibi olacak ama tart hamuruyla ilgili bir talihsizlik sanırım. İhsan keşke hazır sos kullanmasaydı bugün. Zaten jüri de tadım yaparken sos kısmını yemedi bile. Yani zamanın yetmediğini söyledi. Haklı olabilir ama yani aynı anda birkaç farklı şey de yapabilseydi eğer, soslarını da kendi hazırlasaydı kremasıyla daha, meyveleriyle daha güzel bir bütünlüğü sağlayacaktı. Un tadı almadım. Aromayı katan içindeki muz ve şey, kiraz şekerlemesi var. Güzel olmuş, hafif tam yaz tatlısı bence. Yazın 5 çayında. Çok güzel gider. Ellerine sağlık. Afiyet olsun.
Ne olduysa? Beş çayında çok iyi gidermiş. Bence gider ben yazın. Ben genelde gayet iyi bir akşam yemeğinden sonra yemeği tercih ederim. Senin görüşün. Bir şey diyemeyeceğim. Dabana komik geldi. Bir şey diyemeyeceğim. Benim tatlım yüzünden sanki tartışma gibi ama onların amaçları çok farklı. Çok farklı. Hani benim ben tatlımı kullandırmak istemem onların tartışmalarının içine. Bence hatan nerede biliyor musun? Sana bunu dedim ben. Körü pişirmeyi doğru ayarlayamadığın zaman buralar daha fazla kızarıyor, içi pişmiyor. Nasıl doğru ayarlayabilirim peki? Benim fikrimi söyleyeyim ben. Sonra sen savunmanı yaparsın. Bence alüminyum folyoyla, yani biraz daha fırına tutsaydın buralar daha fazla kötü evet. olacak diye çıkardım bence. Çünkü çıkardığın zaman tabanı bembeyazdı. Evet. Ben de gördüm onu. Alüminyum folyoyla etrafını kaplasaydın tabanı biraz daha pişerdi ve buralar... Ya ben bunu evde yaparken ben de aynı olaylar yaşadığım için ben böyle bir yol izliyorum. Yani sıcak kremayla falan alakası yok onun. Çıkardığında beyazdı. Aynı oranda pişmiş oluyor. Senin dediğin gibi olsun. Berker'in bulunduğu tavsiyeyi bir dahakinde uygulayacağım. Daha önce uygulamadığım bir şeydi. İlk defa da Berker'den duydum. Ama bir daha tart yaptığımda onun söylediği gibi deneyeceğim bir kere. İhsan, biraz fazla kalmışlar bunda. Gerçekten mi? Gerçekten. Doğru tespit. Yanmış patates cipsi gibi, kusura bakma ama felaket sert. Yanmış patates cipsi. Öyle bir sert sert geliyor ağza. Berker'in ağız tadı ve yaptığı yorumlar beni kesinlikle enterese etmiyor. Yani istediği şeyi söylesin. Ve bugün koruma altına alındı diye atıp tuttu. Yani ben orada tart yapıyorum, patates kızartmasının yanlış versiyonunu uyduruyor. Ne kadar saçma. Hemen güzel olmuş, sosları da keşke sen yapsaydın. Daha güzel olurdu. Ellerine sağlık. Başladık. Hı? Başladık diyorum. Hazır yaptın şunlar bunlar. Sonra İhsan söylüyor denmesin yani. Yok, fikrimi söylüyorum sadece. Yani, tabii. Hem de fikirlerim. Geçen etapta zaten mimli birisiyim. Hazır kullanılmış falan. Hatta şu anda hala esprileri dönüyor. Ve benim sosuma hazır denildi. Ki sos sadece görüntü ve hafif lezzet kalsın diye. Onu ön planda olsun diye koymadım. Onu kusur buldular. Yani işte stratejiler başladı yani yapacak bir şey yok. İhsan'ın tabağını tattıktan sonra yorumumu yaptım. İhsan da yine başladık dedi. Bence başlayan hiçbir şey yok. Ben kendi yorumumu yaptım. Kendi öz irademle. O da benim tabağıma aynı yorum yapabilir. Kötü yaptıysam eğer. Bence saçmaladı. Berker de tadı bunu yaptı. Şimdi hangi yarışmacımızın hangi arkadaşının ismini söyleyeceğini duymanın zamanı geldi. Kolay gelsin. Milföy çanağında soslu köfte yapacaksınız. 40 dakikanız olacak ve o 40 dakikayı da şu anda başlatıyorum. Kolay gelsin. Daha az beğendiğimiz tabak. Bence ilginç bir gün. Daha doğrusu ilginç günlere başladık herhalde anladığım kadarıyla. Bu da ilk günüydü gibi geliyor. İhsan, nasıl hissediyorsun kendini? Yani başladı her şey. Umduğum şeyler başladı. Erken ne umuyordun başladı. Mesela? Yani bu gereksiz polemikler, gereksiz atışmalar, üste çıkma çabaları başladı. Gardımı almıştım zaten. Sonuçta büyük finale oynayacak herkes. Elinden geleni de gösteriyorlar. Genel anlamda seninle uğraşıldığını mı düşünüyorsun? Tabii ön yargılarını kırmalarını istedim ama başaramadılar. Hazır mazır diye başladılar söylenme. Yani beni daha tanıyamamışlar. Normalde senin bir önceki turdaki tarzın o olduğu için belki de o şeyinle vurmaya çalışıyorlar. Tamam, kuliste senin. Bunun şakasını yapıyorlar ama burada söylenecek bir şey değil. Sonuçta ben hem tart hamurumu yapıyorum hem kremamı yapıyorum. Sosumu da nasıl yapabilirim yani? Süre zarfımız da belli. Bunları göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Arkadaşlarına bir şey söylemek istiyor musun peki? Yok, söyledim zaten herkese gerekeni. Peki. Görkemciğim, şimdi alabiliriz söyleyecek. Ben yazdığım ismi söylemeden önce bir şeyler söylemek istiyorum. Benim kendisinden beklentim çok büyük. Tatlıda un ve yumurta tadına karşı çok hassas olduğum için ben özür dilerim Mehmet abiyi yazdım. Bir de ben tatlımı yaparken İtalyan merenk yaptım. Yumurta sarısıyla ve şerbetle. Bence gayet yeterli bir süreydi. Hazır sos kullanılmasına karşıyım. Yine fikrim sabit. Polemik yani. Yaratmak istemiyorum. Öyle bir amacım yok ama fikrim bu sadece. Peki. Sen. O zaman keşke beni yazsaydın yani.
Hazır madem. Ben öyle yapıyorum. Ben neden yazdığımı belirttim. İtalyan bir sos yapmış kendisi de. Yani şekerim yükseldi büyük ihtimalle. O kadar tatlıydı, o kadar şeydi ki sözde hafif tatlı yani. Hiç de yani benim tabağıma laf söyleyebilecek veya sosuma kadar laf söyleyecek cürete nasıl sahip oluyor bilmiyorum. Ben de buraya büyük finali görmeye geldim. Eğlenmeden önce, yani önce eğlenmek var burada her şeyden önce. Ve önümde hiçbir şekilde engel istemiyorum. Bu yüzden Görkem'in adını yazdım. İnsan beni önünde büyük bir rakip olarak görüyormuş. O yüzden yazdı. Bir kulisten stratejiden bahsediyor ama kendi stratejiler yapıyor. Siz biliyor muydunuz yazdığınız isimleri? Yok. Hayır. İnsan bence vasat tabaklar çıkartıyor. Benim ismimi o yazsa da ben diğer adayların daha az yazacağını düşünüyorum. Beni korkutmuyor insanın beni yazması. Yazabilir. Nesin'in? Ben İhsan'ı yazdım. Biraz büsküyümsü geldi bana hamuru. O yüzden İhsan'ı yazdım. Peki. Okan? Biz burada önümüzdeki engelleri kaldırmak için yarışmıyoruz. Ben de Görkem'le aynı fikirde olduğum için Mehmet abi yazdım. Şura? Ben Untad'ı aldım açıklaması yapmayanlardanım. Nedenini bilmediğim bir şekilde lapalaşmıştı. Belki daha sıvı bir kıvamla koyulup daha sonra mı fırınlanması gerekiyordu bilmiyorum. Ama yerken çok böyle lapalaşmış bir şey yer gibi hissettiğim için Mehmet abi yazdım. Mehmet Bey buyurun. Sadece ilk geldiğim günden beri yani bugün üçüncü gün hep konsept dediğim için. Çünkü diğer bütün 8 tabakta bütün meyve çeşitlerini gördük. Bütün krema çeşitlerini gördük. Sadece bir tabakta görmedim. Hani şerbetli bir tatlı olduğundan dolayı ben Nesin Hanım dedim. Konsepte yönelik değerlendirmeniz yani hep yapıyorsunuz. Ben onu göz önüne alıyorum. Konsept hani bize veriliyor. Yoksa hani serbest bir çalışma değil şerbetli kremalı vesaire falan olsun. Meyvelerle çalışan arkadaşlarımıza haksızlık yapmak istemedim. Ama bize gelen listede hafif tatlı diye yazıyordu. Ona göre biz tercihlerimizi yapıp ona göre hazırladık kendimizi. Hafif miydi? Adana şeylerine göre hafifti ama şerbetli bir tatlı çok hafif olmaz zaten genel şartlarda. Özge. Ben tamamen bugün yaşadığı talihsizlikten dolayı İhsan'ı yazdım. Hani gördüm en başı yani en talihsiz tabaktı bence. Talihsiz derken? Tabanı yüzünden. Çok fazla pişmiş olmasının talihsizlik maalesef, olarak. Evet. Talihsiz olarak gördü. Halbuki tabağımda talihsizlik yaşamadım. Yani daha talihsiz yaşayan insanlar var. Orada neden beni talihsiz görüp neden ismimi yazıyor? Ben talihsiz görsem birisini. Yani acırım yazma. Ve Berke. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Burada kimse kavgalarıyla anılmak istemez. Bizi bir sürü kişi izliyor. Beni ailem izliyor. Okulumdaki öğretmenlerim izliyor. Bu yüzden burada kötü söz söylemek, kavga etmek yerine tabağımla yarışmak isterim. Ve arkadaşlarımla yorum yaptığım zaman lütfen sert bir tepki vermemelerini istiyorum. Ki burada yanlış bir yorum yapmıyorum. Jürimiz yorumlarımızı değerlendiriyor zaten röportajlarda. Boşuna yanlış bir yorum yapmam. Bu konuda açıklama yapmak istedim. Ben de İhsan'ı yazdım. Tabağı aralarında en az yemek istedim.